Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün Twisted Tower'ın 200'ünde değiliz. 200'üne geçmeyeceğiz. Şöyle bir şey yapacağız. Ara savaşları bir çekeyim dedim size. Nasıl yapıyorum, ne yapıyorum, hangi takımları kullanıyorum diye bir göstereyim dedim. Birazcık geç mi oldu? Büyük ihtimalle geç oldu ama olsun, en azından kanalda bulunsun bu tarz şeyler. Şimdi 169'da yenileme takımı var. Bunlar baya baya bir can yenilecekler. Ve canları çok yüksek olacak bu arada. Scorpion olduğu için karşı takımda Mortal Kombat 11 JD takımımı kullanıyorum. Normalde Talents'ımı değiştirmem lazım. Hatta gidip değiştireyim. Talents'ımızı SP2 atak şekline getirelim. Şöyle göstereyim size. Her değiştirdiğimde de gösteriyor olacağım zaten. Savaşları üst üste değil, böyle zor savaşlar geldiğinde açıyor olacağım videoyu. SP2 atağa geçtik şu anda. Weak Point vardı. Weak Point'i şu anda kullanmayacağım. Dursun. Weak Point'e şu an ihtiyacımız olmayacak. Boss savaşı haricinde çok kullanmıyorum onları. 180'li savaşı bu arada göstermeyeceğim çünkü o ara boss savaşı şey değil, ara savaş değil. Ara savaşları gösteriyor hocam size. 189'dur, 195'tir falan, onları çekeceğim. 195, 96, bunlar sıkıntı birazcık. Normalde bu arada Nightwolf özelliğini seçene kadar elinizden geldiğince şey yapmayın. Düz duruş atmaya çalışmayın. Mesela hemen çıktı bak, görüyor musunuz? Affetmeden çıkıyor. Bu arada burada ilk öldürmemiz gereken Sub-Zero. Diğer karakterleri yenilemesini istemiyoruz. O yüzden Snare atacağım. Çıkmasını engellemem gerekiyor. Scorpion'a bol bol girip çıkmaya çalışacağız ki rakibi yakalım. O yenileme efektini minimuma indirelim. Tamam, önemli değil. Frostbite dedik de hiç önemli değil. Tamam. Bir tanesinden kurtulmuş olduk. Gayet güzel. Şimdi Scorpion takımımızı yaktığı için girerken bir yandan benim zaten Liu Kang'imin canı fulleniyor olacak. O yüzden çekindiğim bir şey yok. Bunları da şu an teklemeye çalıştım ama yapamadık. Okey, sıkıntı değil. Ama öldürdük. Şu an gayet iyi. Gitti abi. Bu da düştü. Tamam, Liu Kang gibi geçelim tekrardan. Böyle bir SP2. SP3 bu arada direkt vurabilirdim bekleyip. Hem yakma da atıyordu ama çok da önemli değil. Sıkıntı değil. Şöyle vur kanka. Aynen. Tamam. %24. 218 bin vurabilir bu arada. Vuramadı. Okey. Jade'dir bir tane. SP2 atıp bitirelim burayı. Jade'im şu an... ekipmanları göstermedim. Ekipmanlar hemen çıktığım gibi göstereceğim size. Tıklamadım buna da. Neyse, öldü zaten diye. Ekipmanları göstereyim. Klasik şey. Kule ekipmanları ve Shinta ile beraber kullanıyorum. Shadow Slash galiba Jade'de yok. Ona şey, Shao Kahn'ın zırhını vermiş olabilirim. Hatırlamıyorum. Bir bakalım. Normalde Shadow Slash'i kullanmak gerekiyor. Başlarken takıma, rakibe kör atmak önemli. Bayağı önemli. Bu tarz savaşlarda özellikle alabileceğiniz en ufak bir etki bile çok fazla hayat kurtarıyor. Revolver'ı Scorpion'a verdim. Şu an maksimum hasarı onda istiyorum. Onunla vurup çıktığım gibi Liu Kang'le bitirebilmek istiyorum. Hala şeylerim fullenmedi maalesef ya. Kule ekipmanlarım hala fullenmedi. Shadow Slash bu arada varmış. Güzel, fena değil. Diğeri de bu şekilde. VP'miz şu anda 5 evrime geldi. Yani VP daha fazla herhalde düşüremeyeceğiz. Brutalize. Şimdi burada Deathmark'ı kullanabilirsiniz bu arada. Deathmark burada gayet iş yapacaktır. Şu an Deathmark'la gireceğim mi? Girmeyeceğim büyük ihtimalle. Gerek var mı bilmiyorum. Aslında kullanabilirim ya. Deathmark'a geçelim bir şey diyeyim mi? Gireceğim, gireceğim. Deathmark'ı verelim. Weak değil ya, dur. Deathmark SP2 bulmamız lazım. Göstereceğim tabii ki Talon size. Nerede? Şu SP1'miş. Tamam, SP1 de olur. Sıkıntı değil. Şöyle göstereyim. Deathmark önemli. Deathmark'ı neyde kullanıyoruz derseniz, ölmeyen karakterlerde kurtar, hani Scorpion gelip kurtarıyor ya, Strikeforce Scorpion, onu engelleyebiliyorsunuz. Deathmark işareti varsa öldürdüğünüzde gelip kurtaramıyor. Ölüyor karakter. Ve herhangi bir yeniden canlandırma efektini falan her şeyi kapatıyor. O yüzden tatlı bir olay aslında. Böyle şu anda Talents'ım. Scourge birazcık geri kaldı, ona yapacak bir şey yok. Brutalize şu an o moddayız. Stun aslında yiyeceğiz mi? Yemeyeceğiz. Kabalı kullanabiliriz burada da, yakma olayına girebilirler. O yüzden Jade şimdilik dursun. Bakarız, beğenmezsek geri şey yapacağız. Deathmark'ı bu arada ründen, Talents'tan aldığınız Deathmark'ı şeyle tetikliyorsunuz. Bitirici combo yaptığınızda tetikleniyor. Ben Jade'e girdim de tetiklenebilir çünkü şu an onda Shinta var. Mesela şu an Deathmark'ı attım. Bayağı iyi. Ama güç çalamadık, o bayağı kötü oldu. Bunu çıkmaması lazım. Biz bunu çarpana kadar bunu çıkarmamamız gerekiyor. Hemen bir SP2 atmam lazım çıkmana, çok güzel. Block Breaker gelirse burada bayağı iyi. Tamam, geldi. Gerçi şu an zaten öldü. Kurtulamayacak. Deathmark vardı üstünde bakın. Strikeforce Scorpion gelip kurtaramıyor. Böyle de bir tatlılığı var.
Gayet güzel bir SP1 vuracağım. Çıkmasını istemiyorum bunun. Çünkü Terminator da aynı şekilde kurtarmaya çalışacak. Deathmark'ımızı vurup. Hatta Deathmark'a şu an gerek yok diyecektim de. Okey. Neyse tamam, buna Deathmark atarız. Çok sıkıntı değil. Buna SP1 atamıyoruz maalesef. Şunu bir atayım. SP2 de tutacağım oyunda. 1.056.000 canı var. Korkunç. Gerçekten korkunç. Snare'ı da vurduk. Şimdi Deathmark bekleyeceğim. Gelmesini beklememiz lazım. Yoksa Scorpion gelip kurtarıyor. Gelmedi. Ver kanka artık. Verdi. Okey. Şimdi bir SP2 yapıştırdığımız. Şu kuru kafa işareti Deathmark bu arada. Tamam. Gitti bak, kurtaramıyor şu an. Yani o yenilesin canını. Önemli değil. Önemli değil. Birazdan girip sen toz edeceğim onu. Yok edeceğim. Şöyle bir SP2 attığında toz olacaksın zaten kanka. Aynen. Regeneration maçları da bu arada çok zor oluyor. Kürenin maçları yaşlıyor. Sıkıntılı yani. 189 üzerinde korkunç derece sıkıntılı. Deathmark'ı bol bol kullandığımız yerler olacak. Bilginiz olsun. Hatta bazı yerlerde tamamen korumaya geçiyor olacağız. 171 kolay savaş diye hatırlıyorum. O yüzden çok şey yapmayacağım. Onu yapmamıza gerek yok. 175'e kadar zor olmaması gerekiyor. Aynen. Ben yeni zor savaş full ekipmanlı takım olduğunu tekrardan geliyorum. 175'e geldik. Burası da çetin savaşlardan birisi bu arada. Gayet sert savaş. Hani normalde ben ara savaşların yakmalı kısımları falan olmadığı zaman Jade'i kullanmıyorum. Fatal'da yani normal savaşta, normal köyde neredeyse hiç kullanmıyorum Jade'i ama Fatal'da Jade'i kullanmak bilmiyorum. Bir yandan zorunlu oluyor gibi. Kanama yiyorsunuz, bir şey yiyorsunuz. Takımınız yani ölmek yerine, canı gitmek yerine iyileşmiş oluyor. O yüzden Jade genelde daha iyi iş yapıyor, bilginiz olsun. Eğer kabal kullanıyorsanız Fatal'da çok kullanmanızı önermiyorum. Özellikle 160'tan sonra falan bayağı bir işler değişmeye başlıyor. Şimdi bu It Takes Only One mevzusu, bir karakterimiz ölürse savaşı kaybetmiş sayılacağız. Ve şu anda bunların hayvan gibi canı olacak. Burada Liu Kang kullanmanız çok büyük avantajınıza. Çünkü Assassin Jade'in takımına sağladığı avantajı sağlatmıyor Liu Kang. O yüzden bayağı bir değerli olmuş oluyor. Ona geçecek. Keşke şu an karakterlerin yerini değiştirseydim. Bak o güzel olabilirdi. Şu an yine şeydeyim bu arada. Deathmark'ta olmam lazım. Bu iyileşiyor. Niye iyileşiyorsun sen hocam? Ellerimiz yandığı sürece Liu Kang'in pasifi çalışıyor demek bu arada. O bizim için iyi. Tamam, Snare'ımızı da vurduk zaten. Siz ekstra bir şey de yok. İyileşiyor yani. Şu an ekipmanı var. Büyük ihtimalle şu herhangi bir dot hasarı, hasarından hasar almak yerine iyileşir var ya. Büyük ihtimalle şu an o vardı onda. Tamam. Yine bir Scorpion'u bir değiştirelim. Shield'ımız da bitti. Şöyle. Tamam. Bunu bir vur kanka. Gayet güzel. Canları yüksek ama dot hasarıyla bunları çok rahat tutabiliyorsunuz. Hani çok hızlı bir şekilde eritebiliyorsunuz. O yüzden dot çok önemli. Fatal'da yani canına başa. Bak mesela kanama yedik. Şu an iyileşiyoruz abi. Canımız azalacağı yerde %100'e geri çıkacak. Yani boş yere o kadar hasar vurmuş oldu. Ama oynatmıyor şu an ha. Oynayamıyorum yani. Tıklayamıyorum ekrana. Bak. Yeter. Sokacağım şimdi. Küfür ettireceksin bak. Lan oynayabilir miyim? Alo. Allah Allah. Aptal evladı seni. Geri zekalı. Kitle de bırakmıyor lan. Karaktere bak sen ya. Buna geçtim. Bu herif, bu karı kritik hasar yemiyor. O sıkıntı. Direkt SP3'ü vuralım buna ya. Gebersin gitsin abi, aynen. Tamam, hiç uğraşmayalım. Kritik vuramıyoruz çünkü öldürücü falan filan hepsini dayanıklı. Eşek. Sıkıntı. Öldürücü yok gerçi de kritik yemiyor. 176 zor muydu ya? Niyesi zor diye hatırlıyorum da. Bir bakalım ona. Prankster Banger geldi. Sanki zordu ya 176. Öyle miydi? Bakalım bir. Zormuş abi. Scorpion takmak. Bu da sıkıntılı bir savaşta hatırlıyorum. Şimdi burada yine tabii ki Jade'i kullanıyoruz. Weak Point aynı şekilde çok lazım olacak. Weak Point değil mi şu an bilmiyorum. Weak Point'teyiz dedim ama. Bakayım. Açık değilse. Deathmark'tayız. Yani ne Weak Point be. Deathmark'tayız. Deathmark daha önemli. Action Movie değil lan. Daha bunu yeni bitirdik. Dur. Şöyle bir. Fatal. Tamam. Devam kanka. Jade'imizin olması gerçekten çok büyük avantaj buralarda. Yani baya bir iş yapıyor. Hellspawn Scorpion'dan dolayı bu arada çok şey yapamayacağız. Şuna geçmem lazım. Tamam. Gücünü almamız önemli. Çünkü SP3'e korkunç hasarlar çıkartabiliyorlar. Bir tane SP2 atacağım. Öldürmeyeceğim.
Öldürmeyeceğim çünkü deathmark daha atmadık. Delme şey yapmasın. Kurtulmasın. Belki şurada atarız, dur bakayım bir. Atamadık, okey. Kurtulacak, yapacak bir şey yok, tamam. Buna bir şey yapamıyoruz. Bir yakayım. Bu arada yakmadan dolayı güç neredeyse kaybetmiyorlar. Bunu geçeceğim. Shield'ım vardı, o yüzden korkmuyorum tabii ki. Onu dengeledik bir şekilde. Güzel. Şimdi sen deathmark yedin. Sen ölürsen savaş çok rahatlıyor. O yüzden senin ölmen lazım kanka bir an önce. Çıkmaman lazımdı da işte çıktın. Neyse, okey, tamam. Şimdi bu eşek bayağı bir asa sarıyor bu arada. Benim şu anda biraz oyalamam lazım. Çünkü Scorpion'a geçip bu shield'ı almam gerekiyor. Ne olur ne olmaz, 700 bin vurabiliyorlar. Şu an mesela korkmuyorum ama. Sıkıntı yok çünkü. Güzel. Dert olmuyor yani. Shield break'imiz de şu anda çok güzel çalışıyor. Deathmark'ımız yok ya. Yine kurtardı. Neyse, önemli değil. Tamam, bu köpeği öldürdük. Gerisi artık rahatlıyor zaten. Bir tane SP 2. Bu karakter az diyor. Kendi pasifinden dolayı az diyor. Seni de şöyle öldüreyim kanka. Havalı öldürelim. Güzel. 178 de böyle olabilir. 178 gerçi yoktu ya. 184'e kadar galiba şu anda zor savaş gelmeyecek. Fatal 180'e hemen halletmeye çalışacağım. Savaşma hakkım kalmasa da sıkıntı yok. 37 dakika sonra geri yenilenecek kule. Orayla uğraşıyor olurum. Şimdi yeni zor savaş çıksın. Ondan sonra ben tekrardan geleyim. Bu arada 180'i yaparken kaybettim şu an savaşı ve şey verdi abi. Bildiğin 10. yerim yaptı yani ekipmanımızı. Acayip iyi ya. Oyun adamsın sen kanka. Bildiğin 10 evrim şu anda Terminator ekipmanımız olmuş oldu. Bu bayağı iyi. Güzel bir ekipman bu arada. Çok fena bir ekipman. Keyifli bir ekipman yani. Tüm pozitif efektlerimizin hepsini %30 daha uzun sürdürtüyor. 10. evrim pasif. 10. evrime getirdiğinizde böyle bu şeyi açmış oluyorsunuz. Şu aşağıdaki pasif tetiklemiş oluyorsunuz. O da bayağı bir güzel bir olay. 180'in bu arada sonucunu da paylaşacağım sizde. Elmas karakter atma şansı var. Bakalım ne düşecek oradan. 180'den aga. Yani oyun var ya, diyor ki kardeşim 9 evrim neyim var? Hemen sana bir vereyim. Şuna baksana, Black Dragon kabal verdi ya. Kafayı yersin abi. 10 evrim oldu bu karakterde. Black Dragon takımı da şu anda 10 evrime çıkmış oluyor komple. Acayip iyi. Yani korkunç iyi, bilmiyorum. Nasıl tutturuyor ama. Mükemmel oğlum ya. Mükemmel mükemmel. Acayip acayip iyi. Bir sonraki zor savaşta hemen görüşelim. 184 beni bekliyor. Kafayı yiyeceğim. Maria kuduracağım. Evet, geldik bokoğlu bok savaşlardan birisine. Şimdi Deathmark yine şart olacak. Resurrection var çünkü. Kabal şart olacak. Niye? Liu Kang'i var çünkü. Bu tarz şeyleri ayarlamanız gerekiyor. Arctic Wind var. Bu da bir ayrı bir sıkıntı mesela. Yani Liu Kang yerine mesela Sub-Zero falan kullanabiliriz aslında. Takımımızın ölmemesi için. Denenebilir. Şimdi bir bakalım. Hazır takımım var mıymış benim? Evet. Twisted Sub-Zero 2, bak şurada bir tane varmış abi. Ekipmanlarına bir bakayım ben şuna. Size de göstereceğim tabii ki bunları. Revolvers, Bladed Fan. Aslında Sub-Zero değil de Kabal'ı. Neyse. Gerçi doğru, Sub-Zero'ya girmememiz gerekiyor. Şöyle yapacağız. Tamam. Şu an fena değil gibi. Şu an Deathmark'tayız zaten. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yok. Deathmark bizi koruyacak bir süre. Başlayalım bakalım. Umarım yapabiliriz tek de. Kendim oynarken bu arada 200'e Fatal'ı 202 kere çektim. 189'u falan ilk yapışımda 10 savaştan fazla da sürmüştü. İkincide yine 10 savaşa yakın sürmüştü. Hani çok bir şey değişmiyor açıkçası. Çok zorladığı savaş, yani çok zorlayan savaşlar. 184'ü o kadar, o denli zor değil diye hatırlıyorum ama Circle of Shadows Sub-Zero'su bayağı bir zor olacak. Resurrection olduğu için önce Deathmark vurmamız lazım. Deathmark vurmadan şey işlerine girişemiyoruz. Bir dakika. Atmam lazım. Hadi kanka bir deathmark ver. Ver kanka. Dirilmesin. Ah vermedi ya. Çok kötü oldu bu. Bayağı kötü oldu bu. Şimdi Scorpion'un büyük ihtimalle girdiği gibi şey yapacak. Evet, Frostbite diyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Oynayamıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bak şu an oynatmıyor. Karakterim kımıldayamıyor yani. Bak hiçbir şekilde ekrana tıklayamıyorum. Şu an ekrana tıklamama izin vermiyor. Tamam. Ağzına sıçtı karakterin. Bakar mısın şu geldiği hale bak. Kafayı yersin ya. Bu da şey yaptı bu arada. Engelledi bizi. O da bayağı kötü. Şuna bir ben şeyi atayım. Bir saniye. Birisi en azından ölsün. Az vuralım. Çıkamasınlar yani. Çıkıp çıkıp durmalarını istemiyorum. Deathmark vurup geberteceğim bunu. Aynen. Çok güzel. Şimdi bir daha bir yakacağız bu agayı. Yakamadık.
Gerçekten Fire Immune'a mı denk geldik ya? 90 üstü vuruyorum. Kendime de vuracağım farkındayım ama vuramadım bu arada. Neyse okey, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi kabalım büyük ihtimalle yine donuyor. Giriş efektini direkt kapatıyor bakın. Salaklık oldu bu arada. Benim yaptığım çok büyük salaklık. Ama Sub-Zero'muz şimdilik kurtardı derken bu da öldü. Bak şu an zincirleme, ağzına sıçacak tüm karakterlerimi. Kurtaramıyorum. Kurtaramıyorum yani, hiçbir şekilde kurtaramıyorum. Bırakmıyor çünkü. Şunu da al. Tamam, fena vurmadık. Çık kanka, acilinden bir çık. Donacak, buna bir şey yapamıyoruz. Ve yani karşılıklı bekliyoruz böyle geri zekalı gibi. Maalesef. Tamam. Şunu bir attım, sen bir git kanka. O da iyileşiyor yan tarafta. Aa, Resurrection. Resurrection çok kötü oldu ya. Frostbite yine geliyor bu arada. Yani atacak birazdan oyun. Kımıldayamıyorsunuz abi. En büyük sıkıntı bu aslında yani. Oynatmıyor hiçbir şey. Block Breaker'ın da mesela çalışmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şey yani. Hiçbir şey çalıştırmıyor şu an. Bak Cripple Meriple geldi. Çok zor savaşlar ya. Çok sıkıntılı savaşlar yani. Resurrection çalıştı. Gitmiyor abi. Neyse ki şu var. Bu bayağı bir iyi oldu şu an. Zırhımızın şu an pasifi tetiklendi ve gelmiş olduk savaşı. Zırh pasifi gelmese yine ağzıma sıçarlardı bu arada. Yani çok sıkıntı ya. Delirmelik delirmelik. İyi ama tekte geçtik, güzel oldu. Tatlı oldu. Harbiden tatlı oldu. Tamam, 185 de aynı şekilde bok diye hatırlıyorum da. Bir bakalım. Sıkıntılı savaş diye hatırlıyorum. Evet, sıkıntılı savaş. It takes only one var oğlum ya. Yani ölen karakterimiz şu anda sıçtı abi. Sub-Zero, Scorpion. Scorpion, Sub-Zero şey lazım bana. Liu Kang lazım da öyle bir kombom yok muymuş? Niye yokmuş abi? Kaballı da olur da. Kabal şart değil ya. Hatta buraya Scorpion aslında çok şart değil de. Yak, Liu Kang'i yakacağımız için sıkıntı olacak. Bir de yakma hasarları da olacak. Jade falan da lazım. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Şu an bunu alabilirim ya. Bir deneyelim şununla. Shielded. Bak bir de şey, sadece SP1 ve şey atabileceğiz. Weak point bu arada işimize yarar, burada dursun. Bir deneyelim şununla, yenemezsek artık takımı değiştireceğiz. Sub-Zero olsa iyiydi lan. Sub-Zero'yu niye almadık? Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu, eşeklik oldu. Şu an Terence'ı da göstereyim. Bir önceki savaşında Terence'ını görmüş olun. Bir şey, Deathmark var. Weak point dediğime bakmayın siz. Kafam takıldı bugün benim ona. Deathmark kullanıyorum. İyi oluyor Deathmark da buralarda. Şimdi bol bol benim bunları yakmam lazım da. Bilgisayar bir lag yaptı. Niye bilmiyorum. Canı sıkıldı galiba. It takes only one korkutucu. Kulağı da korkutucu geliyor. Kendisi de korkutucu. Çıkmaması lazım. Çıktı. İşte bu çok kötü ya. Şu senaryo çok kötü oluyor. Oblivion attı. Snare'ımız çalışmayacak. Bayağı kötü bir senaryoya karşı karşıya geldik şu an. Scorpion'a geçmek zorunda kalıyorum. Bu arada bunu yakamıyoruz. Bu da bok gibi olay. Perma şeye bağlamak istiyorum da. Canlarını en azından azaltayım. Sıkıntı olacak. SP2 bu arada boş yere attık. Denedik. O da kötü oldu. Sen bir daha girip çıkma kanka, dur. Seni öldürmemiz lazım. Sen çok aşırı hasar vuruyorsun. Canımız sıkıyor olay. Tamam. SP3 çok kötü oldu ya. SP3 çok kötü oldu. Okey, kanatlı bu bayağı iyi. Bu bayağı bayağı iyi. Bir SP1 vuracağım. Çok güzel. Bura bayağı iyi oldu bu arada. Beni kanatması şu an nasıl işime geldi anlatamam. Acayip işime geldi. Canlı olmaya başladık. O sayede büyük ihtimalle burayı da yenmiş olacağız. SP2 atmıyoruz. SP2 yok 185'te. Sadece SP1'e düz vuruş atıyorsunuz. SP3'ünüz de çalışmıyor ona göre. Yani hasar vuramıyorsunuz. Boka yaramıyor. 185'e de tek attık. Güzel. Şimdi sırada babaların babası geliyor. 189. Ama onu muhtemelen bir sonraki şeyde yapacağım. Yani siz tabi üst üste göreceksiniz de. Ben ilerleyeyim çünkü savaşma hakkım bitiyor iki savaş sonra. Hemen geliyorum birazdan. Evet, şimdi en korkunç savaşlardan birisine gelmiş bulunmaktayız. Bura baya baya korkunç derecede sıkıntı bir savaş. Şimdi ne yapacağız açıkçası çok bilmiyorum ama yani ben her zaman farklı farklı takımlar kullanıyorum burayı siz için. 189 genelde baya bir zorluyor. Bu arada ertesi günü geçtik şu anda. Jade'i kullanıyordum genelde de bu sefer Jade'i kullanmak istemiyorum. Jade'in çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Kabal'ı falan da buraya genelde dahil ediyordum. Liu Kang'i sokmuyordum oyuna da ben. Sub-Zero, Scorpion, Kabal takımıyla buraya oynuyordum.
Değiştirmek istiyorum. Bir farkının olabileceğini düşünüyorum en azından. Scorpion'la biraz, gerçi yakmamızın da önemi yok ya, doğru. Johnny, aslında Johnny Cage'i yok ya, çünkü Revolver, gerçi direkt geçerim ya, bir şey olmaz herhalde. Scorpion'dayken geçemiyoruz, sıkıntı oluyor. Bu arada Scorpion'un brutalitesi var. O bok baya baya bir sıkıntı yaratıyor. Friendship'i değil mi lan bu? Brutality dedik de. Brutality'ymiş ya, okey. Şey yapamıyorsunuz abi, 10 evrim olduğu için yani kaçmak imkansıza yakın bir şey oluyor. Bilmiyorum ya, geri çekiyor sizi sürekli olarak ve çok korkunç darlanıyorsunuz. Oğlum bu arada yani nasıl o kadar yüksek şeyle çalışıyor anlamıyorum. Hiç çıkamıyorsunuz abi, çıkarttırmıyor karakter. Yani karakter değişimi atamıyorsunuz ve geldiğinizde sersemli bir şekilde geldiğiniz için geri aldığı için sizi çekiyor. Göreceksiniz biraz sonra o hatayı, büyük ihtimalle yaparım ben eşek gibi. Burası için bu arada en büyük olay, yine aynı şekilde Death Mark'ı açacaksınız abi, mecbursunuz. Death Mark'sız yapma şansınız yok. Dot hasarını da maksimuma çıkarmaya çalışın bence. Ne kadar dot o kadar iyi. Çünkü yenileme var, One for All var. Bunlar çok sıkıntı. Bu arada evet, Scorpion'u başa alacağım. Çünkü One for All'u kime verecek bilmiyorum. Umarım Sub-Zero'ya vermez. Sub-Zero'ya verirse sıçtık zaten. Vermesin abi Sub-Zero'ya da ya. Sub-Zero'ya verdiğinde savaş genelde gidiyor. Onunla başlatmasın yani. Şarap çanağına şimdi dedirtmesin babasını, şarap çanağına. Bakalım Scorpion'la başladı. Çok güzel abi. Şimdi burada Snare bayağı bir önemli kaçıyor bu arada. Ama atabilecek miyiz orasını bilmiyorum. Death Mark'ı hala atamadım fark ettiyseniz. Yemiyor karakter. Tamam. Death Mark yer misin? Yemezsin. Death Mark yedin ama işte. Bak çıkamadım mesela, gördünüz mü? Hani geri çekti Scorpion'umu. Ve bir daha yenileme açtı şu anda. Korkunç olacak. Bu savaş şu an korkunç olacak. Öyle söyleyeyim size. Death Mark bu arada bunun üstünde hala var. Bu çok iyi. Bu çok çok iyi. Tüm gücüm bu arada bitti lan. Ağzına sıçayım. Bu başladı mı çıkamıyorsunuz ha. Bak oynatmıyor şu an beni. Hiçbir şey tıklayamıyorum. Ekranı parçalayacağım ama yine de bir boka yaramıyor. Şöyle bir atayım. Death Mark yok üstünde. Farkındayım da, bir dakika. Tamam. Lütfen. Bir Death Mark atsaydın orada. Acayip iyiydi de. Neyse. Bu çifte yenilemede şu anda. Çok acayip sıkıntılı bir modda. Scorpion'un bu arada öldü anasını satayım. Şuna bakar mısın ya? Canı kalmadı karakterin. Geçeceğiz de. Bu arada iyi çıkabildik. Gerçekten çok nadir oluyor bu. Can yenilemesi aslında bunu fena değil ya. Bir dakika, bir SP1. Bunu bu arada öldürürsek maç bit. Evet abi. Şu anda 7. Çok köpek gibi şans denk geldi bakın orada. Hani çünkü şey, normalde ekipmanları bu arada göstereceğim maç sonunda. Orada öldürücü vuruş atma ihtimalim o kadar düşük ki. Denk gelişe bak yani. Tamam, az önce bir kasma yaptı. Niye yaptığını bilmiyorum da. Tamam. Death Mark üstünde olmasına gerek yok. Dümdüz ölse de olur. Çıkma. Lütfen çıkma. Lütfen çıkma. Çıktı. Sıçtık işte. Sıçtık. Başka bir açıklaması yok. Çok yavaş oynayacağız burayı. Yavaş oynamamız lazım. Şart yani. Çok güzel. Şeyi değiştirdi karakteri. Bayağı iyi. Hadi kanka. Çok güzel. Death Mark'a ihtiyacımız kalmadı. Çünkü Scorpion öldü. İlk ölen Scorpion olduğunda işte işler çok değişiyor abi. Ben ilk defa şu an bu turda sadece Scorpion'u ilk öldürüşüm. Normalde asla izin vermiyor yani. Okey. Şunu bir atacağım. O yüzden ondan sonra çıkacağım. Tamam. Bundan sonra zaten içimiz çok rahatladı. Bir şey kalmadı yani. Önemli değil, öldürsün. Gerisi artık zaten tek atmaya bakıyor şu an. Tamam. Ve bitti. Oo, 189. Yalan yok. Hiç zorlamadı abi. Hiç zorlamadı. Çünkü dediğim gibi o 575 binine vurduk ya. Scorpion'un SP1 ile. Öylesine bir denk geldi ki. Ama sizin de illaki böyle denk gelmeniz olacak, eğer 189'u geçemediyseniz denemekten vazgeçmeyin. İllaki böyle denk gelmeler oluyor. Bir şey oluyor. Karakter sapıtıyor karşıdaki. Mesela Scorpion orada çıkmama da izin verdi. Liu Kang geçmeme izin verdi. Normalde geçememem lazım. Ama geçtim. Yani şans işte. 190 da bu arada bok gibi olması lazım. Zor bir savaştı hatırlıyorum. Evet. Enrage savaşları çok zor bu arada. Ekipmanları da göstereyim bir önceki savaş için. Sub-Zero'yu
Yani Jayden ekipmanlarıyla hazırladım. Aslında ekstra bir şey yapmadım. SP2'si için de şey katmıştım ama çok kullanmadık gibi. Tamam. Böyleydi. Enrage savaşı. Enrage'de ne kullanabiliriz? Scorpion Shard zaten de. Ben bir Jayde geçeyim. Şey olsun. Bu şekilde daha iyi gibi. Yakmayı aslında kullanmak istemiyorum da. Power Drain'i engelleyen bir şeyler de aslında güzel olabilir. Yani mesela Mortal Kombat 11 Raiden katabiliriz buraya şu an. Injustice 2 Raiden'i egal etmek için kullanılabilir. Ama şart mı? Değil. Değil yani. Mortal Kombat 11 Rain bu arada kullanabilirsiniz ha. Recovery'si yüzde yani 400'e çıkardığı için karakterler arası çok büyük rahatlatacaktır, bilginiz olsun. Şimdilik bununla bir deneyeyim. Yenemezsem. Deathmark'la oynamamız lazımdı bu arada. Deathmark gereksiz bu arada şu an. Değiştirmemiz gerekiyordu. Çok büyük eşekliği ettik. Yani şakaya alınacak savaşlar değil burası. İşin gerçekten sıçtığı savaşlar artık. Ama yenileme olmadığı için çok korkmuyorum abi. Enrage bu arada çok bir anda silinirsiniz. Şakaya gelmiyor. Bak şu an güç dolumuna bakın karakterin. Anlayacaksın dediğimi zaten. Bulle'de anasını satayım. Şuna bak. Tamam çıkma. Güzel öldü bu. Bir tanesini yok ettik. Gayet iyi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir geçeyim hocam. Takımımı yaktığı için ekstra iyileştiriyor. O yüzden Jayde burada aslında değerli. Fire God Liu bir yandan bozmuş oluyorsun. Allah Allah. Oyun yani takılma yapıyorsun salak salak. Anlamıyorum niye bunu yaptığını. Allah Allah ya. İmkan yok normalde yapamaması lazım. Bir SP3. Yendik mi? Yenemedik. Tamam yanıyor bir yandan. Sıkıntı yok. Kartlarını atmaya başladı. Öldürelim şu eşeği. Tamam. Okey. Hallettik aga. Fena değil. Gayet güzel. 190'da aradan çıkmış oldum. Niye takılıyor bilmiyorum bu arada. Oyun yani eşeklik yapıyor şu an. Onu bir kapatıp açabilirim aslında da. 191, 95'e kadar zor savaş olmaması lazım. 95, 96 da sıkıntılı savaşlar. Oralara geçiyorum hemen. Savaşıp geliyorum. Evet, sıkıntılı savaşlardan birisine geldik. Hem de yani 89'dan daha büyük sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ben buranın. Çünkü It Takes Only One var ve Black Dragon Cabal var abi. Yani bir tanesini öldürdüğünüzde Black Dragon takımından direkt gelip ağzınıza sıçıyor. O yüzden ne yapıyoruz abi? Şimdi burada gidiyoruz. Şurada aynı şeyle oynamayacağız. Deathmark falan yok burada. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Neredesin kanka? Faction Wars şey olması lazım. Survivor. Bak Faction Wars'ta kullandığımız Talents'ları burada kullanacağız. Çünkü amacımız, ilk amacımız ölmemek. Dayanmaya çalışmak olmalı olacak burada. Şu arkadaş ve şu arkadaş çok değerli olacak bizim için. Ölümden bir şekilde kurtulmaya çalışacağız. Biri Bone Shield, diğeri de Revenant. İkisi de ölümden bir nevi kurtaran şeyler. Revenant garanti olarak kurtarıyor. Garantiden kastım. Çalıştığında ölmüyorsunuz. 5 saniye boyunca bir canda kalmaya devam ediyorsunuz. Karakterleriniz ölmüyor. Bone Shield'da çalıştığında 5 saniye boyunca hasar yemiyorsunuz. Hiçbir şeyden. Dokunulmaz oluyorsunuz. Burası da böyle. Ve Sub-Zero'ya dahil edeceğiz işin içine. Çünkü çok gerçekten sıkıntılı. Bence 89'dan daha zor bir savaş hatta burası. Bilmiyorum ben daha çok zorlanıyorum. 96 o kadar zor değil herhalde ya. O denli zor değil diye hatırlıyorum da. Burası zor abi. Şimdi. Kabal lazım. Sersem mi yiyeceğiz? O kabalı sersemi ancak kabal tutabilecek. Sub-Zero'ya da güçlülerden birisi yapabilir miyiz? Bence gerek var mı? Yok gibi. Scorpion, Sub-Zero, kabal kombosu yapmam lazım bu arada. Ama kabala geçmemem gerekiyor bir yandan. Neyse şöyle deneyeceğiz. It Takes Only One mevzusu bayağı bir yorucu olabilir. Şimdi şöyle yapalım. Bol bol yakmaya çalışacağız bunları ki şey yapalım abi. Scorpion'da gerçi shield var. Başlayıp Sub-Zero'ya geçip Scorpion'a geri geçebilirim gibi. Gerçi dur bakayım böyle deneyeyim. Yenemezsem öyle yapalım. Sıkıntı ya. Sıkıntı çok dikkatli oynayacağız bu arada. Bol bol yakmak istiyorum. O yüzden Scorpion'a geçiyorum ki ne kadar yakarsak o kadar iyi. Tamam. Yakabildik. Güzel. Burada sersemi işte Baron Black gelip sersemle atıyor. Onu şeyle tutacağız. Kaballa tutuyoruz o sersemi. Öbür türlü çok şansımız olmuyor. Buraya bir SP2 yapıştırıp o kabalın SP3'ünü hemen yemem lazım. At kanka. Gel. Tamam. Dodge'lanmıyor mu diyenler için kolay değil. Kolay değil, izin vermiyor çünkü kabala izin vermiyor. Çok büyük sıkıntı yaşatıyor size bu yüzden. Tamam. Şimdi burada çıkarma. Blowback bu arada Blowback mevzusu sıkıntı. Özel yetenek attığınızda %50 şansla size sekiyor.
Ve bu yüzden bir nevi sıçmış oluyorsunuz açıkçası. Çıkmamaya çalışıyorum şu an. Bak düz vuruşum mesela bozdu. Bir daha SP3 attı. Ölürse şu an GG'ydi de tamam. Sıkıntı yok. Duele geçti şimdi. Duelde olduğumuz için bir tane bir SP3 atacağım. Ha, izin verecek mi? İzin vermeyebilir. Tamam. Bir SP3. Güzel. Eron kaybetti. Bu yüzden şu an bıraktı beni. Kavala geçiyorum. Kavalamı öldüremeyecek. Bu yüzden bunu atıyorum. Şimdi ölmeyecek. O da ölmeyecek de. Öldüremeyecek çünkü Sub-Zero'm var. Ve SP3'üm olacak. Blokta kalabildik bu arada. Mesela bu aşırı iyi oldu. Şu an aşırı rahatlattı bizi. Tamam. Bunu da attık. Blowback şu an çalışıyor. Bakın kendime vuracağım birazdan. 84.000'de kendime vurdum. Yani yine bu arada fena değildi. Böyle kolaymış gibi gösterdiğime bakmayın. Bok gibi zor savaşlar. Hani bu ilk turu yaparken 10'uncuya falan geçemeyince 89 YouTube topluluk kısmından küfür etmiştim. Onu belki görmüşsünüzdür. Delirtmişlerdi beni ya. Abi yani olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Enraged mi vardı 96'da ya? Ne vardı ki burada? Evet, Enraged artı Hex var bir de oğlum ya. Power Drain atamıyorsunuz. Yani kesinlikle o gücü biriktirecekler. Burada en iyi şey yine yakmak olacak abi. Bol bol yakacağız. Scorpion. CD ihtiyacımız çok yok sanki bu savaş ya. Sanki bu takımla bile oynayabilirim gibi. Liu Kang'e çok ihtiyacım yok çünkü Power Drain zaten atamıyoruz. En azından korumada kalalım. Bu şekilde belki daha rahat çözeriz. Girelim bakalım. Kabal, Kabal iyidir ya. Kabal çoğu yerde çok fena kurtarır bizi. 96'dan sonra da zor savaş zaten kalmıyor. Ekipmanlı değiller çünkü. Zor olsa bile ekipmanları yok. Çok zorlanmıyorsunuz o yüzden. Tamam. Dümdüz öldürmeye gidiyorum bu arada. Hiç şey yok. Hex bu arada çalışmaz herhalde ilk seferde. Güzel çalışmadı. Tamam. Güzel. Kanka gidersen sevineceğim. Ölür müsün? Ölürsün. Adamsın. Şimdi Hex'i çok çalıştırmak istemiyorum. Bu yüzden Sub-Zero'ya geçiyorum ki Hex sıfırlansın. Hex ne derseniz her yetenek attığınızda %20 şansla rakibinize hasar vermek yerine canı dolduruyorsunuz. Artıyor yani. %20 artıyor. İlk atışınızda %20, ikinci atışınızda yalnız SP3 mü atacak? Çok güzel. SP2 atması bu arada çok iyi. Şu an resmen dedi ki acıdı yani. Shang Tsung bize baya baya acımış oldu. Hex umarım çalışmaz. Tamam. Çok güzel. SP3 atabilirler bu arada. Şu an sıkıntı yok. Tamam. Geçebilseydim iyiydi. Çok güzel. Şöyle 1-2-3 bitirme. 1-2-3 tamam. 1-2-3 SP2. Burada iyi olmalıyız. Yetebilmeli hasarımız. Bakalım. Yetti. Sıkıntı yok. Scorpion'a geçip onu... Yani SP3'ünü dojlayabilirim. Yani shield var o yüzden dojlamaktan kastım bu. Hasar vuramayacak. 110 bin vurdu baksana. Yani vursan olacak yani. Aynen böyle. İlk sefer bu arada yani şimdi kulenin tabi son zamanlarına geldik ama Action Movie Tower'ın aynı şekilde Fatal'ı gelecektir. Fatal'ın ilk seferini çekebilirim. Ona bir bakalım. Okul zamanı denk gelmiş olabilir o. Bu biraz sıkıntı olabilir. 97'ye geldik zaten. Hadi buradan 199'a kadar da gidelim ya madem öyle. Bitirelim. 200'ü ayrı yapacağım. Bu arada laglanıyor mu orası, bana mı öyle geldi? Yok tamam. Menü laglanıyor gibi hissettim. Bazen öyle oluyor. Sıkıntı oluyor bazen. Sebebini ben de bilmiyorum. Bitirelim abi madem. C'de geçirdim de. Yani şu an bir önemi yok. Ekipmansızdan kastım işte. Bakın 460 bin canı var. Az önceki savaşta bu savaşın farkını siz görün abi. Vurduğum gibi deviriyorum yani. Niye? Can az. Bir SP2. Tamam. Kanama bırakacak bu arada. O bayağı iyi olacak bizim için. Ekstra ölmeyeceğiz. Tamam. Noob Saibot'a geçmeden şunu bir teklersem aslında bayağı iyi olur da. Bakalım bir. Güzel öldürücü vurduk bir tane. O bayağı iyi tatlı geldi. Vur kanka. Tamam. Random tag var şu an o yüzden... Karakterleri ben değiştiremiyorum. Önemli değil ya. Baksana abi devriliyorlar zaten. Oo bak SP2'ye basamadım bile. Basmıştım ama. Fark korkunç ya. Ekipmanlı ve ekipmansız farkı. Modifier farkı da tabii ki çok ciddi fark ediyor da. 95'te işte sıkıntı ölmemek ya.
Hani o It Takes Only One mevzusu çok korkunç abi. Hani karakteriniz bir ölüyor, sıçtınız. Bitti, savaşı kaybediyorsunuz yani. O aptal bir olay. Şimdi 200 gene zorlatacak bizi de. Hızlı bitirmeye de çalışacağım bir yandan. Dur bakalım. Ah, o da ayrı bir dert ya. O da ayrı bir dert gerçekten. 200 mevzusu da ayrı bir darlıyor. Dur bakalım. Umarım şey yapmayız. Çok zorlanmayız. Yani Skopyon'la başlamasam daha iyi aslında. Daha fazla yakabilirim de. Yani. Tamam. Güzel. Öldürdük zaten ya, baksana. Şimdi attığımı bitti zaten bu. Tamam. Geçtim. Modifier'ları neymiş buranın? Ha, hem öldürücü, hem çok vuruyorlar, hem de öldürücü vuruş çok fazla atıyorlar. Ama daha dokunamadılar maalesef. Normal olarak. Combo'ya izin vermedik de. Şunu atayım, belki kritik vurur, keyifli bir şey görürüz. Vurmadı. Yani. Ekipmanlar şu an hala şey değil. Çok iyi durumda değil. Hala 5 evrim olan şeyim var. Rare ekipmanım var. Ama bayağı bok bir durum yani. Fullemeye çalışıyorum da. Çok şey değil. Bu savaş da bu arada çok güzel değil ha. Ama 199 da çok keyifli bir savaş değil yani. Bunun şeyleri oluyor, şey versiyonları. Strike Force Scorpion'lu versiyonlarını katıyorlar. İki tane Terminator, bir tane Strike Force Scorpion. Sıçtıkça saçıyorsunuz abi. Oynatmıyorlar. Tamam. Önemli değil bu. SP3'üne izin vereceğim. Atsın. Geri zekalı kaçırdı ama. Salak olduğu için. Allah'ın salağı seni. Ha, çıkmama izin vermedi ekipmandan dolayı. Okey. Aynısı bunda da var mı acaba? Bakalım bir. Yok, çıkabildik. Herhalde vardı ama yine çıkabildik. Belki de yoktur, bilmiyorum. Bakmadım ekipmanlarına. Bir atalım kanka. Tamam. Dönüşüm aşamasına geçti bu da, sıkıntı yok ya. Önemli değil. Scorpion'a ben bunu delerim abi. Bunu da bir atayım derken. Şöyle eşek geri geldi. Hiç sorun değil. Sorun değil. Can da yeniliyor bir de, köpeğe bak sen. Hah. Tamam. Şey olmasına rağmen uzun sürüyor, görüyorsunuz değil mi? Ekipmansız olmana rağmen uzun sürüyor. Crusher Blow bu arada burada atmamak önemli ya. Hani tüm takımı yakayım diye yaptım bunu. Yakalım şöyle bir. Bunlar inmiyormuş gerçi. Bok geldi. Tamam. Sen de birazcık yük biriktireyim de kanka. Kritik vururuz. Güzel. Geçeyim Scorpion'a, deleyim şimdi bunu ya. Dur oğlum, dur oğlum. Zorlama hiç. Boşuna uğraşma. Tamam, bir SP2'ye bitiyorsun. Hadi bakalım. Aynen. Bol kritik vurduk. Şey, Liu Kang sağ olsun. Bayağı yük biriktirince çok fena oluyor. Okey. Güzel. Tamamdır. Ah, evet. 165'ten mi başladık? 169'dan mı başladık? Bayağı şeyden başladık. Ve 200'e kadar getirmiş olduk. Video kaç dakika sürdü en ufak bir fikrim bile yok. Çok bölündüğü için bilmiyorum şu an. Ama bayağı bir sürmüştür büyük ihtimalle. Ben savaşlarımı böyle yapıyorum. Hani her savaşta modifier değiştiğinde, ekipmanın olduklarında falan 89'da, 90'da, işte 84, 85, ondan sonra 75, kaç var başka? 70, 69, başka 65, 64. Bunlar şey, 64'te de vardı galiba. Ekipmanlı ve zorluk seviyeli, yani şu modifierlar şey, zor olan kısımlar. Size de tavsiye ediyorum abi, talentlarınızı değiştirmeye üşenmeyin. Ayarlayın böyle, sürekli olarak arasında geçiş yapın. Ekipmanlarınızı, takımlarınızı ayarlayın. Her bir savaş özel ayrı ayrı takım yapın. Hiçbirinden çekinmeyin yani. Yoksa öbür türlü kazanmak gerçekten çok zor oluyor. Baya baya bir zorluyor. Evrime falan bakmıyor bu. Hani evrim yüksek olsa da zorlanıyorsunuz, onu demek istiyorum. Tabii düşük evrimde daha çok zorlanacaksınız. Orası ayrı bir olay da. Yani yüksek olsa da kurtarmadığı yerler oluyor. Kaybettirdiği yerler. Şans eseri bu arada kaybetmedim. 89'da dediğim gibi. 95'te falan. 10 kere falan harcıyor normalde. İlk iki savaş, ilk iki gelişimde zorlamıştı bayağı bir. Bunda öyle çok büyük bir sıkıntı olmadı. Hatta hiç sıkıntı olmadı direkt. Şanslı da olduk aslında. Neyse, uzatmayacağım daha fazla. O video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ben mutluyum. Kendinize çok çok iyi bakın.
İyi olan kankalarıma teşekkürler. Demet 552, Scorpion, Abdülkadir Karabacak, Burak, Seyit Ali, Ali Cabber, Remler, Sıskaç, Ömer, Umut 7, Hurdacı Karlaviz, Barış, Himana, Kodma, Brenna, Türk, Satyo, Mustafa Ünlü, Sezik 06, Mahmut Orhan, Ali Kaya, Umut Çam, Tabut Bey, Sasim Mav 35, Demir Ertekin, Hasan Üstü, Mehmet Can, George Alter, Mesut, Rasul Rasul, Kolluk, Bro, Çalarak, Emek, Otopantik 31.